TÜBİTAK tarafından tertip edilen bu yarışma lise öğrencilerine yönelik bir yarışmadır. Araştırma projeleri yarışmasıdır. Şu anda Türkiye'nin 12 ilinde bu şekilde sergi açılış töreni yapılmaktadır. 12 bölge üzerinden tertip edilen ulusal bir yarışmadır bu yarışma. Bu yarışmanın özellikle fen bilimleri ve mühendislik bilimleri boyutu uluslararası boyutlara uzanmaktadır. Türkiye genelinde 17 bine yakın proje başvurusu yapıldı. Bu 17 bin proje 12 alandan, mühendislik bilimlerinden, sosyal bilimlerden, temel bilimlerden 12 alanda 17 bine yakın başvuru yapıldı. Bizim Kayseri bölgesinde ise başvuru sayısı 800 civarında. 12 bölgede başvurulan projelerin 100'er tanesi, yani toplam 1200 proje sergilenmek üzere salonlara davet edildi. Bu 1200 proje 2,5 gün boyunca, bugün başlayacağız, yarın salı ve çarşamba günü akşam tamamlamış olacağız. 2,5 gün boyunca sergilenecektir. Bu sergilenme esnasında mülakat sınavına tabi tutulacaksınız jürilerimiz tarafından ve bu mülakat sınavları sonrasında ödül alan projelerimizi belirlemiş olacağız. Bu sene bölgemizden 18 birinci, 12 alandan 18 birinci finalist diyoruz biz bunlara. Finalist projeyi bölgemizi temsilen Türkiye finallerine göndereceğiz. 12 alandan birer tane ikincilik, birer tane de üçüncülük ödülü vereceğiz. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Kapıda ziyaretçilerimiz yığılmış durumda. 2,5 gün boyunca centilmence, adilane bir yarışma olması dileğiyle huzur içerisinde, barış içerisinde çarşamba akşamına varmayı ve perşembe ödül törenimizi yine hiç üzülmeden yapmayı bekliyorum. Şimdi siz dikkat edin, 800 projeden 100'ü geldi buraya. 16 projeden 1200 tanesi sergilenecek. Dolayısıyla kaybedeni olmayan, mutlaka kazandı diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yani elbette biz burada 100 projeden bir şeyler seçeceğiz. Birilerini bölgemize temsilen göndereceğiz. Bunu bir gurur sebebi, bir üzüntü sebebi lütfen saymayın. Ve aynı alanda bulunan projelerin kardeşçe birbirini iyi yönde eleştirerek ziyaret etmelerini, birbirlerine iyi davranmalarını bekliyorum. Geçen senelerde olduğu gibi rekabeti aşırıya götürmeyelim lütfen. Özellikle danışman hocalarımız bu noktada sizlerden büyük destek bekliyoruz. Barış içerisinde bir yarışma olması, adil bir yarışma olması düşünceleriyle tekrar aramıza hoş geldiniz der, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hocalarımız, meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler, büyük bir şenlik havasında burayı doldurduğunuz için içinizdeki araştırmacı ruhunu bizlere yansıtıp geleceğimiz adına bizlere ümit verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ev sahibi olarak, Erciyes Üniversitesi olarak bu etkinliğe ev sahibi olmaktan son derece büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hoş geldiniz, şefaalar getirdiniz. Burada sadece araştırma projelerinizi yansıtmıyorsunuz aslında arkadaşlar. Yani hepiniz buraya gelmekle, bu sürece dahil olmakla öğretmenlerimiz, kıymetli hocalarımızın mentorluğunda, danışmanlığında böyle bir araştırma sürecine girmekle ileride nasıl ülkemizi bir araştırma potansiyelinde temsil edeceğinizi, üniversitelerde nasıl bir akademisyen olmayla ilgili bir potansiyelinizin olduğunu, diğer kurumlarımızda ihtiyacımız olan araştırmacı ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımızı göstermekle ilgili çok büyük bir şey sergilemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Cesaret sergilemiş oluyorsunuz. Şimdiden hepiniz yarışmanın kazananısınız. Bu araştırma ruhumuzu mutlaka devam ettirelim. Ülkemizin gerçekten ihtiyacı var. Yani araştırma geliştirme anlamında bu tür faaliyetlere ihtiyacımız var. Sizlerin bu faaliyetleri geliştirmesiyle üniversitelerde, araştırma kurumlarımızda, diğer bütün özel ve kamu kurumlarında araştırmacı sıfatınızla faaliyet göstermeniz ülkemizin kalkınmasına son derece rol alacaktır arkadaşlar. Önemli bir yer edinecektir. Öğretmenlerimizi de sizlere destek olmaları açısından tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.
12 alanda gerçekleştirmiş olan bu süreçte 100 değerli projemiz burada yer alıyor ama geri kalan 700'e yakın projemizi de biz bu değerde kabul ediyoruz ve onları da gönülden içten tebrik ediyoruz sizlerin nezdinde. Kazanan tekrar 16 kişilik arkadaşımız da yine sizlerin arasından seçilecek ve sizler dolayısıyla hepiniz bu işin kazananısınız. Bu ruhu devam ettirmeniz dileğiyle hepinize başarılar diliyor. Tekrar hoş geldiniz diliyoruz arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Basınımızın güzide mensuplarına da tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bir açılış töreni lütfeder misiniz hocam? Şöyle buyurun. Şöyle geçersiniz. Şöyle biraz ilerleyin. Şöyle biraz geçeyim. Kızım, makasları getir. Yani tabii ki.